Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Üye. Bugün sizlere açlık bastıran bir hormonla alakalı yapılan bilimsel bir araştırmadan bahsedeceğim. Açlığı bastırıcı bulunan bir hormon, obeziteyle mücadelemize yardımcı olabilir. Bu hormon, herkes tarafından açlık hormonu olarak bilinen grelin ya da tokluk hormonu olarak bilinen leptin değil. Yeni bulgular, lipokalin 2 adındaki bir hormonun, obeziteyle mücadelede bize yeni tedavi şansları sunabileceğini ortaya koyuyor. Biliyorsunuz ki, bazı ülkelerde obezite %30, %40'ları bulmuş durumda. Böyle olunca devletler obeziteyle mücadele için yeni yollar arayışında. Yeni üretilen obezite ilaçları bazı hastalarda %5 ila %10 arasında kilo verdirirken yan etkilerinden dolayı uzun süreli kullanımları kısıtlanmaktadır. Böyle olunca da bilim adamları yan etkisi hiç olmayan ya da çok az olan yeni arayışların peşinde. Lipokalin 2 esas olarak kemik hücrelerinde üretilir. Farelerde ve insanlarda doğal olarak bulunmaktadır. Lipokalin 2 farelerde iştahı baskılayarak gıda alımını azaltmakta, buna bağlı olarak da kilo alımını engellemektedir. Dahası vücut ağırlığını azaltmakta ve şeker metabolizmasında da düzelmeye yol açmaktadır. Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırma Amerika ve Avrupa'da yürütülmüştür. Araştırmacılar lipokalin 2'nin farelerde yemekten sonra bir sinyal salgılanarak tokluğu artırdığını ve bunu da beyindeki hipotalamusu etki ederek yaptığını bulmuşlar. Acaba aynı etkiyi insanlar üzerinde de görür müyüz? Bu hormon kan-beyin bariyerini geçer mi diye merak etmişler. Bu yüzden farklı gruptaki insanları almışlar ve bir gece açlıktan sonra ertesi gün yemek vermişler. Yemekten önce ve sonra kanlarındaki lipokalin 2 miktarlarını ölçmüşler. Normal kilodaki insanlarda doğal olarak lipokalin 2 miktarının arttığını, buna bağlı olarak tokluk hissinin arttığını ve yemekten memnuniyetin arttığını görmüşler. Fakat aşırı kilolu ya da obez kişilerde yemekten sonra lipokalin miktarı artmamış, aksine azalmış. Ve sadece obezlerde değil, yine beden kitle indeksi daha yüksek olanlarda, vücudu yağlı olanlarda, şeker hastalığı olanlarda, tansiyonu yüksek olanlarda lipokalin 2 miktarları düşük bulunmuş. Araştırmadaki farklı bir grup ise obezite ameliyatı çeşitlerinden birisi olan gastrik bypass geçiren hastalarda da yemekten sonra lipokalin 2 miktarının arttığını göstermiş. Bu da gastrik bypass ameliyatının faydalarından belki bir tanesi olabilir. Bu hormonun maymunlar ve insanlarda aynı etkiyi yapıp yapamayacağı merak edilmektedir. Bilim adamları bu hormonun beyine geçtiğini doğruladıktan sonra gerçekten bu hormonla tedavi sonrasında gıda alımının azalıp azalmayacağını ya da kilo alımının azalıp azalmayacağını merak etmişler. Bunun için bir grup maymunla bir hafta lipokalin 2 tedavisi uygulanmış ve bir haftanın sonucunda gıda alımında %28'lik bir düşüş görülmüş. Ve sadece bununla kalmamış, maymunlarda zayıflama, vücut yağında azalma, ayrıca kan yağlarında da düşüş görmüşler. Araştırmacılar lipokalin 2'nin maymunlarda beyinde hipotalamusu etki ederek gıda alımını azalttığını ve iştahı baskıladığını göstermiş. Bu neden önemli? Lipokalin 2 ile yapılacak bundan sonraki araştırmalara zemin hazırlaması açısından önemli. Bu da lipokalin 2'nin gelecekte bize obezitenin tedavisi için çok büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Bu araştırma eLife dergisinde 24 Kasım 2020'de yayınlandı. Araştırma linkini aşağıda paylaşacağım. İleri okuma yapmak isteyenler oradan takip edebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.